Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Konumuz cinsellik ve evlilik. Şimdi tabii konuşulsa sabaha kadar konuşulur. Bunun üzerine kitaplar da yazıldı bir sürü. Hepsini burada anlatacak değilim. Ben daha çok cinsel ilişki şekliyle olan cinsellik ve evlilik kısmından bahsedeceğim. Çünkü zamanla evlilikte cinsellik biter. İşte iki tarafın birbirine işte ten uyumu tamamlanır. İşte birbirini istemezler gibi bir takım ön yargılar var. Bunlar kesinlikle doğru değil. Doğru şekilde davranış yaparsanız, doğru davranışta bulunursanız evliliğinizde cinsellik çok güzel bir şekilde ölene kadar da devam edebilir. Şimdi bunlardan biz şöyle diyoruz. Cinsellikte yani evlilikte cinsellik 4 şekilde yaşanabilir. Bunlardan bir tanesi sonuca odaklanmadan sevişme. Bu evlilik öncesi dönemde yaptığımız gibi işte flört zamanında işte oynaşma, sevişme ama sonucu olmayan yani herhangi bir orgazma ya da penis vajen ilişkisine gitmeyen bir durum. Ben buna hastalığımı anlatırken oynaşma diyorum. Eşinizle oynaşın diyorum. Bu birinci şekil. İkinci şekil taraflardan birinin bir diğerine yaptığı ve tek taraflı olan İşte masaj, mastürbasyon ve sonuçta da orgazm oluşması. Yani kadın erkeğe yapacak, erkek kadına yapacak ya da erkek kadına yapacak. Ama bir tanesi orgazm olmayacak, bir tanesine herhangi bir şey uygulanmayacak. Bu ikinci yöntem. Üçüncü yöntem karşılıklı yapılması bunun. İşte önce eşinize yapmanız, daha sonra da eşiniz size yapması. Masaj, mastürbasyon, orgazm diye. Bu da üçüncü şekil. Dördüncüsü ise penis-vajen ilişkisi. Şimdi biz erkekler olarak hep şunu yapıyoruz. Eşimizi öpüyoruz. Bakıyoruz sertleşmemiz oluyor. Ondan sonra da penis vajen ilişkisi yapıyoruz. Her zaman bunu yapmak bize birkaç sıkıntı yaratıyor. Bunun bir tanesi hep aynı davranış yapıyoruz. Hep aynı davranış yapınca insan otomatikman sıkılır. İkincisi bir performans kaygısı oluyor. Yani her eşinizi öptüğünüzde cinsel ilişkiye girme fikri ya da cinsel ilişkiye girme alışkanlığı acaba şimdi olacak mı olmayacak mı? Hele de bir defa başarısız olursak bu kısır döngü halinde devam ediyor. Onun için evlilikte bu dört yöntemin hepsinin ara ara uygulanması gerekiyor. Ben kısaca bu öp kaldır sok hipnozu bizim için çok önemli. Yani hem eşimiz de bunu algılıyor hem de biz bunu algılıyoruz. Öpüyoruz, kaldırıyoruz ve sokuyoruz. Ve dolayısıyla bu durum bizim için bir davranış haline geliyor. Bu da oldukça tehlikeli. Ben buna kendi kendimize yaptığımız hipnoz diyoruz. Bunu çözmek gerekiyor. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Şimdi tabii ben 10 günlük bir periyot yaptım. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Yanlış anlamayın. Böyle olmak zorunda da değil. Hatta bunların hiçbirisini yapmak zorunda da değilsiniz. Mutluysanız, yani eşiniz de mutlu, siz de mutluysanız, bu şekilde devam ediyorsanız hiç bunları yapmak zorunda değilsiniz. Cinsellikte her zaman söyledim. Birinci kural elimizdekini tutmaktır. Ama deneyebilirsiniz. Deneyince aslında güzel olduğunu da anlayabilirsiniz. 10 günlük bir periyoda mesela örnek verelim. Şimdi örneğin birinci gün penis vajen ilişkisi oldu. Güzel. Ertesi gün ve ondan sonraki gün yani oynaşma olsun. Penis vajen ilişkisi olmasın. Yani hedef olmasın, penisin vajenaya girme hedefi olmasın, herhangi bir orgazm da olmasın. Mesela dördüncü gün eşinize masaj yapabilirsiniz, mastürbasyonla orgazma ulaştırabilirsiniz. Beşinci gün bu karşılıklı olabilir, daha sonra boş geçilebilir vesaire vesaire. Bu şekilde devam edilebilir. Yani bu belirli bir aylık periyotlar içerisinde bu şekilde ara ara sadece penis vajen ilişkisinde ile diğer hepsini kullanabilirsiniz. Bu şekilde cinsel isteğinizi de devamlı yüksek tutabilirsiniz. Aynı zamanda da bu öp kaldır sok hipnozundan da kurtulmuş olabilirsiniz. Tabii bu söylediğim şeyler %100 doğru ve %100 uygulanacak değil. Ama bunlar zaten tıbbi bilgiler. Bunlar benim kendimin ürettiği, kendimin geliştirdiği fikirler değil. Bunlar tedavide de kullanılan yöntemler. Şunu unutmayalım. Evliliğin ilk başlarında az çabayla çok ilişkiye gireriz. Evlilik ilerledikçe, yaş ilerledikçe çok çabayla az ilişkiye girmek zorunda kalırız. İşte bu da çok çabalarından bir tanesi. Bunun dışında iletişimde olmak, bir takım fantezileri kullanmak, işte bir takım cinsel aletleri kullanmak gibi birçok yöntemler de var.
Ama temel olarak ilk yapmamız gereken şey ne? Eğer mutsuzsanız ilişkinizde ilk yapmanız gereken şeyler bunlar. Bunları yaparsak belirli bir düzeye gelebiliriz umarım. Teşekkür ederim.